Evlilik hayatı pek çok gerilimle birlikte geçer. Özellikle de ilk başlarında. Bu gerilimlerin çoğu karı kocanın karakter ve alıştıkları hayat tarzının farklılığından meydana gelir. Bu gerilimlerden evlilik hayatını olumsuz yönde etkileyen bazı durumlar bazen evliliği sonlandırmaya kadar gider. Karı koca arasında bazı krizler ve problemler olabilir. Bunlardan biri eşlerden birinin diğerine ihanet etmesidir. Bu durum bazen diğer tarafa ifşa olurken bazen de gizli kalabilir. Ancak ihanetin diğer tarafa ifşa olması durumunda evlilik hayatının devam etmesi imkansızdır ve ayrılığa sevk eder. Son zamanlarda eşlerden birinin diğerine ihanetini belgeleyen pek çok fotoğraf yayıldı. Bunlardan biri kadının sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraftı. Kadın fotoğrafı kocasına göndermişti ve fotoğrafı göndermesinin ardından garip bir şey olmuştu. Kocası vakit kaybetmeden karısını boşamıştı. Oysa fotoğraf oldukça sıradan bir fotoğraftı. Kadın, kocasının yokluğunda evlerinde tadilat yapıyordu ve bazı eşyaların yerlerini değiştiriyordu. Kadının paylaştığı fotoğraf, ilk bakışta normal, sıradan bir fotoğraf gibiydi. Yeni eşyalarla ilgili fikirlerini merak ederek kocasına göndermişti. Ancak dikkatle bakıldığında, kadının aynadaki yansımasının fotoğrafta görüldüğü anlaşılıyordu. Kadın tamamen çırılçıplaktı ve sevgilisi de yakınlarında duruyordu. Kocası kadını fotoğrafı gönderir göndermez hemen boşadı. Kadın fotoğrafta sevgilisinin de göründüğünün farkında bile değildi. O yüzden fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Amacı kocasının ona yaptığı bu zulmü herkese duyurmak ve insanların fikirlerini almaktı. Sosyal medya kullanıcılarından biraz dikkatli ve şüpheci olanlar fotoğrafı incelediklerinde kadının çıplak ve sevgilisiyle beraber aynadaki yansımasını fark ettiler. Kocası aleyhine kullanmak istediği fotoğraf insanların önünde kendi aleyhine delil olmuştu ve kendisini herkesin önünde rezil etmişti. Fotoğrafı görenler arasında kadının orada tek başına durduğunu ve etrafında kimsenin olmadığını söyleyenler de oldu. Ancak fotoğraf incelendiğinde gerçekten de kadının yanında biri olduğu ortaya çıkıyordu. Nihayetinde kocası kadını boşadı. İlişkilerin sona ermesinin en büyük sebeplerinden biri aldatma. Belki de geri dönüşü olmayan en büyük sebep diyebiliriz. İlişkilerde bir taraf aldattığında her şeyin eski haline dönmesi, ilişkide güven probleminin aşılması neredeyse imkansız hale geliyor. Eşini aldatmak bir insanın hayatta yapabileceği en kötü şeylerden biridir. Erkek ya da kadın olsun, kimsenin böyle bir şey yapmaya hakkı yoktur. Namusunu ve iffetini koruyan her insan kendisine ve eşine olan saygısını da yitirmemelidir. Evli bir çift birlikte mutlu olamıyorsa bu durumu düzeltmek ya da ayrılmak arasında bir yol seçmeli, ihanet senaryolarına soyunmamalıdır. Zinaya yaklaşmayın. Zira o tam bir iğrençliktir. Pek kötü bir yöneliştir. Zina, evlilik bağı olmaksızın ergin bir erkeğin ergin bir kadınla veya ergin bir kadının ergin bir erkekle isteyerek yaptığı cinsel ilişkidir. Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki, bir kul zina etmeye başladığı zaman imanı kalbinden çıkıp başının üzerinde bir gölge gibi bekler. Ancak zinadan feragat ettikten sonra geriye döner. Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki, zinadan sakınınız. Çünkü zinada başlıca dört büyük tehlike vardır. 1. Zina yapanın yüzünden iman güzelliğini giderir. 2. Rızkından Allah'ın feyz ve bereketini yok eder. 3. Allah'ın gazabını gerektirir. 4. Cehenneme bir daha çıkmamak üzere girmesini icap ettirir.